Biz bugün burada madene hayır demek için toplandık. Hep beraber madene hayır diyor muyuz? Evet, bu sesi herkes duysun. Madene bir kez daha hayır diyoruz. Temiz su olmaz, temiz toprak olmaz. Bu ülkenin doğmadığı yerde yaşam olmaz. Biz köylerimizi, topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Madenciler terk edecek burayı. Hiçbir kimse buna evet diyemez. Maden faaliyeti dünyanın en kirli faaliyetidir. Bu aramaya girdikten sonra burada sağlıklı bir yaşam söz konusu bile olamaz. Evet değerli abiler, biz dedik ki 21.700 kişinin seçtiği bir belediye başkanıyız dedik. Vatandaşlarımızın ne istediği, ne istiyorsa var, ne istiyorsa yok dedik. Biz Arhavi halkını temsil ediyoruz. Sadece sokak gibiyle konuşmayız. Aynı zamanda da İktidar Partisi'nin temsilcisiyiz. Şimdi bu süreç içerisinde Arhavi'de ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor? İlk önce bir anlayalım dedik. Sağ olsun milletvekilimiz MAPEK, yani eski cümlesiyle maden teknik arama yetkililerimizi Arhavi'ne davet etti. Özellikle orada bir belediye başkanı olarak ben sorumu sordum. Bu maden konusunda beni ilgilendiren şahsen Arhavi'dir. Tartışılmazdır. Dedim ki Arhavi konusunda yapmak istediğiniz nedir? Sondaj çalışmasıyla Arhavi'nin içerisindeki yeraltı zenginliği görmek mi istiyorsunuz? Yoksa sondajın devamında bir çalışma mı olacak? İlk önce ben bunu anlamak zorundayım. Bize söylenen sondaj firması yaptığı çalışmadan sonra, yeraltı zenginliğinden sonra maden çıkarıp çıkarmama yetkisi 7 yıl boyunca onun hakkında. O zaman dedik biz burada yokuz. Bize Allah'ın lütfettiği bu cennete kimse dokunmaz. Bu kadar.